Nice. Şimdi bir tık bekleyelim. Ben de burada ne yazdığımı bir hatırlayayım. Şey yapalım bir ses kontrolü falan yapalım. Okey, Yayınlamak aynen. var mı? Arkadaşlar ses geliyordur inşallah. Geliyorsa İyi akşamlar arkadaşlar. Chat'ten sesimiz geliyorsa bir artı bir alabilir miyiz? Taner, dün senin şeyin mi vardı ya? Twitter'da OCP'li Evet, olsun. sendin değil mi o? Evet, Ulan Space bir arkadaşımla denk geldik, tamam mı? Diyorum ya, bu ses tanıdık. Bu ses tanıdık arkadaş. evet. Güzeldi. Güzeldi. Etkinliğimiz var. Java Community'de güzel içerikler olacak ya. Şu anda kuruluş aşamasında işte kadrolar falan bir belirlendi. Bir iki haftaya falan böyle etkinlikler başlıyor. Ve şey böyle önümüz yıl çok sürpriz konuklar olacak böyle. Hepimizin ağzı açık kalacak böyle onlarla mailleşiliyor falan. Aktif bir komünite olacak. Orayı da takip edelim. Evet geliyor denilmiş. İyi akşamlar arkadaşlar. Tekrardan herkese. Biz Bootcamp'a başladı 2 ay oldu herhalde değil mi anladın 2 aydan daha mı fazla oldu ya? Dur mı? bakayım. YouTube'dan ben de. Yani İlk videoyu ne zaman atmışız? şu anlık iyi gidiyoruz. İleride böyle konular daha da birikerek iyi olacak. Aynen. Aynen öyle. Evet, bugün ne yapacağız bakalım? Bugün ne yapacağız Taner? Bugün Inheritance anlatacağız abi. Af yok. Selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi Inheritance anlatacağız bugün. Geçenki derste ne anlattık? Association ilişkilere biraz baktık. Aggregation, composition vesaire. Bu ilişkiler heze ilişkileri genelde. O yayında biraz daha özelleştirmeye çalıştık bunu. İşte holds to ilişkisi diyebiliriz. Belki composition'a vesaire dedik. Daha doğrusu aggregation'a dedik. Fakat bunların haricinde object oriented programlamada hani çok önemli bir konsept olan inheritance ve onunla birlikte gelen polimorfizm var tabii ki de. Şimdi bu derste polimorfizme çok fazla girmeyeceğiz. Biraz sadece refer edeceğiz ama inheritance'ın nerelerde kullanılabileceğine, birkaç örneklerine vesaire bakacağız. Onun haricinde ne yapacağız? Birkaç tane de ufak küçük konular var inheritance'la ilgili. Onlara göz atacağız. Bu şekilde. Aynen öyle. Tamam. O Bu şekilde. zaman detaylı bir inheritance yayını bizi bekliyor. Aynen öyle. İnşallah. Markaplarda şey soruluyor falan çok. Benim gördüğüm işte composition nedir, aggregation nedir gibilerinden. Yani hani composition'a ne bileyim hani nerede yaparız Spring'de belki hani böyle bir soru olabilir. Yani ya da bir inheritance örneği ver hani belki olabilir. Benim karşıma çıkmadı ama hani Java mülakat soruları deyince Java'yı geçtim. Hani normal programlama mülakat soruları deyince başta gelen konulardan birisi object oriented programlama ve onunla birlikte gelen inheritance tabii ki de. Ya bu aslında biraz şey gibi hani hangi dili yazıyorsak yazalım. İki tane önemli paradigmayı bilmek faydalı. Birincisi object oriented, ikincisi functional programming. Kesinlikle. Bunları biliyor olmak lazım ya. Yani. Ya bu, tabii hani object oriented bir kere kesinlikle bilinmesi gereken bir şey. Functional programming hani okulda gösterilmiyor. Üniversite okuyorsanız eğer. Üniversitede çok fazla görmedim ben de. Ama functional programming bu hani cidden kod yazma şeklinizi değiştiriyor yani. Hani öğrendikten sonra bu da kesinlikle bilinmesi gereken bir şey. Diyelim ve başlayalım.
Biz şimdi, ben de şuradan notlarımı açayım. Oradan da azıcık kopya çeke çeke bir başlangıç yaparsak gerisi gelecek. Bakalım. Biz şimdi inheritance'ı nerede kullanırız? Inheritance'ı temel anlamda biz copy paste yapmak istemediğimiz sınıflarda kullanırız. Aynı sınıf, aynı metotları, aynı variable'ları olan iki class varsa ve bunların arasında ise ilişkisi varsa, ise'ye geleceğim, ilişkisi varsa biz burada inheritance yapmamız mantıklı olur. Neden kurtarır bizi? Dediğim gibi saçma sapan gereksiz kodları tekrar tekrar aynı sınıflara yapıştırmaktan öncelikle kurtarır. Aynı şekilde inheritance'ı şu şekilde de tanımlayabiliriz. Hani polimorfizme yol açar. Polimorfizmin önünü açar ki bu da genellikle object oriented'daki 3 ana 4 ana belki 4 ana şeyden bir tanesi. Birçok projede şurada notlarıma biraz bakayım. Birçok projede farklı sınıflar birbiriyle aynı değişkenleri, aynı metotları içerebilir dediğimiz gibi. Bunları biz birbirlerinden türeterek yani bir sınıfı burada göreceğimiz parent class, bir sınıfı subclass ya da child class diye tanımlayarak ortak metotları parent class'a yani parent class'a, base class'a çıkabiliriz. Buna mesela öncelikle basit bir örnek vereyim. Hani nedir? Mesela animal dog örneği. Bizim bir tane kedimiz var, bir tane de köpeğimiz var. Değil mi? Bunlar nedir? İkisi de özünde hayvandır, değil mi? İkisinin de bacağı vardır. İkisinin de bir ses çıkartır. İkisi de yani yürür, çiftleşir, ölür. Hani bunların ortak şeyleri. Fonksiyonalitesleri, özellikleri. Biz bunları iki sınıfa da mesela iki sınıfa da ayrı ayrı yazmamızın bir anlamı var mı? Yok. Biz burada ne yapıyoruz? Animal diye bir base class çıkıyoruz. Buradaki örneğimin üzerinden gidiyorum. Animal diye bir parent class oluşturuyoruz. Ve bu ikisi içerisinde de ortak olan metotları alıyoruz. Bu base class'a atıyoruz. Ve bu base class'tan extends keyword ile extends keyword'ünü kullanarak burada kullanılan metotları biz de alt sınıflarda, kedide, köpekte, ne bileyim ileride belki hani kaplan da bir kedidir mesela diye bilerek bu şekilde genişletiyoruz, extend ediyoruz. Zaten extends keyword'ü burada biraz da bize hani yani ipucu veriyor zaten. C++'da iki nokta üst üste mi koyuyorduk? Tam hatırlamıyorum. Taner belki sen daha iyi bilirsin. Çok da önemli değil ama Java burada bize de zaten bir şey veriyor. Hani extend ediyoruz biz bunu. Biz bu sınıfın özelliklerini alıyoruz ve istersek ki genellikle bunu yapıyorsak bir amacımızın olması lazım. Yani öyle hadi inheritance kullanalım diye kullanmamak lazım. Gerekiyorsa genişletiyoruz bu sınıfın özelliklerini. Kedi mesela ne yapar? Kedi farklı olarak yani köpekten farklı olarak ne yapar kedi? Miyavlar. Miyavla diye bir metot yazabiliriz biz bunu. Köpeğe de gideriz havla diye bir metot yazarız mesela. Bunların kişisel özellikleri. Bunların hepsi animal klasını büyüten, genişleten, extend eden klaslardır. Diyelim IDE'ye geçelim. Ben şuradan ekranımı paylaşayım. Ha, onun haricindeki şuradaki notlarıma da bir bakayım. Daha girişte eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Ha, bazı dillerde C++'da multiple inheritance var. Bu multiple inheritance nedir mesela? Ben mesela kimden türedim? Annemden türedim ve babamdan türedim, değil mi? Benim iki tane base class'ım var, iki tane parent class'ım var. Biz buna Java'da izin vermiyor. Java buna izin vermiyor daha doğrusu. Java buna interface kavramıyla dolaylı yoldan izin veriyor. Yani yapmak istersek biz interface'i implement ediyoruz. Aynı zamanda bir tane de extend keyword ile bir tane de parent belirliyoruz. İki tane parent class'ımız olmuş oluyor. Bunu interface konusunda daha da detaylı açıklarız zaten. Ama dediğim gibi Bunun hep Java böyle sözel örneği şey vardır işte denizlerde böyle yürüyen
Yürüyen uçak diyecektim ya. Hani böyle deniz otobüsü mü deniyor? Böyle şey, iki tane yanında küçük havuzu var, iniyor böyle. Küçük planör gibi bir şey mesela. Bu uçabiliyor ve işte denizde pervanesi var, gidebiliyor aynı zamanda. Aynen İşte öyle. bu gemi midir yoksa uçak mıdır falan. Mesela C++'da bu örneği multiple inheritance'la çözüyorlar. Ama Java'da bu biraz daha anlamsal olarak bir bütünlüğe bakıyor aslında. Yani bizim için en anlamlı özelliği veyahut da en önemli özelliği ne gibi. Daha sonradan diğer davranışları için bir interface'i implemente etmesi gerekiyor. Bunlara interface'te giriyor oluruz. Bu Aynen öyle. akşam inheritance olarak örnekler yapıyor olacağız. Aynen öyle. Ki bu benim bence Java'nın sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. C++'ın bu biraz daha core özelliklerinden arındırılmış olması. Çok gerekirse farklı şeylerle kullanabilirsin. Yani variable override mesela yok Java'da ama yani hide edebilirsin belki. Hani şu yoktur, basittir ama çok istersen yaparsın. Multiple inheritance da bu şekilde. Gerektiğinde tabii ki de kullanılıyor. Ama Java extend keyword'ünün yanına iki tane class kabul etmiyor. Diyelim neymiş bu extend keyword'ü ona bakalım biraz. Şuradan ekranımı paylaşayım. Paylaştım. Tamam. Şimdi notlar biraz karışık. Önce kaçtan başlayacağız? Şuraya not etmişim. 4'ten başlayacağız. 4.1. Basit bir, en basit düzeyde inheritance örneği. Bizim bir parent class'ımız var. Parent class'ın x değerine biz oraya geçelim. Child class'ımız var bir de. Extend keyword ile birlikte parent class'ı extend ediyor. Genişletiyor. Yani bunun parent'ının bir tane x integer'ı var. Biz buna y integer'ın da var senin ama hani bu annende babanda yok. Bu sadece sende var diyoruz. Sonra gidiyoruz biz metotta main'de bir tane child oluşturuyoruz. Child'ın biz gidip child.x diyebiliyoruz. Inheritance bize böyle bir özellik sağladı. Bu olmasaydı ne olurdu? Mesela bu olmasaydı public statik derdik buraya. Derdik. Ondan sonra yani parent.x derdik. Vesaire bu şekilde ulaşırdık. Parent'ı büyük yazar. Fakat bu bize statik metotlara bu şekilde ulaşmadan yani statik olmadan daha doğrusu bu metotlar. Biz bunu kendi içerimizde tutabilmemizi sağlıyor. Biz child.x dediğimiz zaman bu gidiyor parent'ın x'ini alabiliyor. Değişik noktalar var. Biz burada x tanımlayamıyor muyuz? Biz burada aynısını hani yapamıyor muyuz? Vesaire. Biz burada neler yapabiliyoruz? Bunlar public olmak zorunda mı? Vesaire. Yavaş yavaş gelelim. İkinci örneğimize bakalım. Daha deminki örnek. Bizim bir tane integer str5 bunu geçelim. Ben bir şeyler denemişim. Bizim bir tane animal class'ımız var. Bu animal şimdi biz genellikle yani sektörde de böyle kullanılıyor genellikle. Biz genellikle variable'larımızı public açmıyoruz. Private yaparız, getter setter açarız. Yani farklı yöntemlerde de kullanabiliriz. Ama olabildiğince saklamamız lazım. Burada mesela şey yapamayız. Protected yapıyoruz. Çünkü aynı hemen şuradan bakalım. Buradan bakmayalım. View'un içerisinde example. Aynı example package'in içerisinde olduğu için bu animal bu dog'u görebilir. Daha doğrusu bu dog bu animal'ı görebilir. Biz buraya protected değil de ne yazsaydık? Private yazsaydık. Sıkıntı olur muydu? Animal'ı extend ediyor. Havla diye bir metodu var.
Aynı şekilde bunun da EAT diye bir metodu var. Ve bir tane de leg count'u var. Biz bu dogun içerisinde mesela ne diyebiliriz? This nokta git diyebiliriz. This nokta eat ile biz gider bunun parent'ının metodu şeyini çağırabiliriz. Metodunu çağırabiliriz. Private peki buraya öncelikle protected'ı gösterelim. Protected int leg count dediğimizde ne oluyor? Kaybolduk. This nokta leg count'u görebiliyoruz burada. Integer olarak. Biz bunu setleyebiliyoruz. Biz buna 5 diyebiliyoruz mesela. Bu çünkü peki biz buna 5 dediğimizde biz hemen şu test class'ımıza geçelim. Ben yani dog oluşturalım. Dog. Yani dog oluşturduk. Biz bu dog'un leg count'unu mesela 5 dediğimizde bunun artık animal'la bir alakası yok. Bu değişkeni animal'da tutuyoruz. Ama yani biz aslında bir köpeğiz. Biz aslında bir hani genel anlamda hayvan değiliz. Burada biz köpek klasından bahsediyoruz. Diyelim. Başka bahsedeceğim özellikler oldukça gene şey yapacağım bunu. Biz burada ne yapabiliriz? Mesela tamam. Animal ve dog ilişkisini okey kurduk. Hani bunlar şey ama yani biz bu ilişkinin inheritance neden inheritance yaptık biz burada? Biz burada composition yapamaz mıydık mesela? Biz burada animal'ın içerisinde daha doğrusu dog'un içerisinde bir tane animal tutamaz mıydık? Animal derdik. Vesaire. Burada test etmenin en kolay yolu has'e diyeceğiz, is'e diyeceğiz. Şimdi dog bir köpek bir hayvana sahip midir? Değildir. Köpek bir hayvan mıdır? Evet. Köpek dog is an animal. Bu bir inheritance. Dog has an animal. Bu bir composition. Şu şekilde de en basit şekilde yapabiliriz. Şöyle bu konuyla alakalı incik cincik ne yapabiliriz diye biraz baktım. Şeyde Stack Overflow'da şey muhabbeti var mesela. Inheritance kullanmayın. Onun yerine composition kullanın. Altında diyorlar ki abi yani bu okey bazen klasların arasında bu kadar anlamlı ilişkiler olmuyor. Yani her zaman is'e koyduğumuzda ya da has'e koyduğumuzda bu anlam ortaya çıkmıyor ama yani bu tarz durumlarda işte inheritance bazen sıkıntı olabiliyor. Inheritance'ı kullanmak amacıyla değil, gerçekten ihtiyacımız olduğunda. Biz mesela nerede kullandık? Hemen sektörden bir örnek vereyim. Daha güncel de yaptığımız bir şey. Bir sayfada biz bir test metodu yazıyoruz. Bu test metodu gidecek. İşte ne kullanıyoruz? Serenity kullanıyoruz. Selenium işte. Gidecek. Mesela butonlar var. Bu butonlara tek tek basacak. Tamam mı? Ama yani sepet e-ticaret gibi gidelim. Sepette de o butonlardan var. Ne bileyim işte cüzdanımda da aynı şeylerden var. Hani cüzdanda da aynı butonlardan var. Biz o butona klik et metoduna ID'sini geçiyoruz ve o kendisi gidiyor klik ediyor. Şimdi bizim bunu sepet sınıfı içinde aynı zamanda cüzdan sınıfı içerisinde tek tek klik 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 yazmamıza gerek var mı? Bizim ana bir page sınıfımız vardır. Ve bu ne yapar? Klik eder. Neye klik edeceğini biz aşağıda sepet, cüzdan, bilmem ne, şu, bu diye ayırırız. Bu bizim çok güncel kullandığımız bir şeydi refactor ederken. Ve gerçekten kolaylık sağlıyor anlamlı bir şekilde kullanıldığında. Diyelim ve devam edelim. Neredeyiz? 2'yi geçtik, 3'teyiz.
biz bu animal klasımıza dog ekledik. Tabii bunun sadece dog olduğu zaman bir anlamı yok. Biz gider böyle bir durum olsaydı dog'a da bir tane leg count koyardık. Hiç bu animal klasıyla uğraşmazdık. Fazladan klasa ne gerek var? Fakat bizim durumumuzda bir tane de cat olsaydı. Şimdi ne yapar? İkisi de ses çıkartır. Değil mi? İki hayvan da ses çıkartır. Fakat nasıl ses çıkarttıklarını biz kendi metotlarında, kendi klaslarında implement ederiz. Inheritance'ın asıl şeyi budur zaten. Hani asıl amacı bu. Ana bir tane şey var. Sen onu kendi tarafında istersen değiştirirsin, override edersin. İstersen de direkt parent'ın ne yapıyorsa onun gibi de kullanabilirsin. Biz burada değiştirmeyi seçmişiz. Biz burada ne yaptık? Şunları hemen bir kapatayım. Şurası azıcık bir düzenlensin. Bizim bir tane köpeğimiz var, kedimiz var. Bir tane de animal'ımız var. Bu animal'ın daha deminki gibi protected bir ayak sayısı var. Ses yap diye bir metodu var. Buraya yazdım ki bu sadece bir interface. Hani bunu kimse kullanmıyor. Biz bir animal şeyi oluşturmuyoruz. Class'ı oluşturmuyoruz. Yani projemizde. Aynı zamanda bir de eat diye bir şey var. Ne yapıyor? Hepsi yiyorum hemen diyor. Geçiyor. Kedi de yiyor, köpek de yiyor. Ama ses çıkart dediğimizde kedi diyor ki class cat, şuraya extensleri unutmuşuz. Kedi diyor ki ben mew diye ses çıkartayım diyor. Dog da diyor ki ben havlıyorum diyor. Hav hav yazıyor. Şuraya hav hav yazmam daha güzel olur. Biz gidip bunları eğer varsa bir şu notlarımı da açayım. Biz bir tane dog oluşturuyoruz. Cat oluşturuyoruz. İkisine de ses çıkart diyoruz. İkisi de gidiyor. Bak CTRL'ye basıyorum. Bu dog'un make voice'u. Bu da cat'in make voice'u. Fakat bu make voice normalde animal'dan geliyor. Biz gidiyoruz diyoruz ki ses çıkart hocam. Farklı sesler çıkartıyor. İnşallah çıkartacaklar yani. Şunu bozduk arkadaşlar. Bir dakika şunu hemen bir düzeltelim. X parent'taki X public. Neye ağlıyor bu? Public. Extend edeceğim herhalde çağırdım. Tabii extend gitti ya. Okey. Silmişiz yanlışlıkla. X de gidiyor arkadaşlar. Ses çıkartıyor. Fakat ikisi de aynı şekilde şunu da yapabilir. Dog eat der. Eat'in içinde zaten print var. Aynı zamanda cat de eat der. Ve yes. İkisi de aynı metodu çağırdı. Bu sefer kiminkini çağırdı? Animal'ınkini çağırdı. Yani parent class'larını çağırdı. Biz burada ne diyebiliriz? Mesela bir ilişki daha kuralım. Diyelim ki bir sınıfımız daha olsun. Ne olsun? Vaşak olsun. Vaşak sınıf. Vaşak da bir kedidir. Bizim dünyamızda öyle. Gerçekte öyle mi bilmiyorum. Vaşak da gitsin. Cat'i implement etsin. Cat'i extend etsin daha doğrusu. Çak ne yapsın? Desin ki abi Vaşak'ın ses çıkart metodu şey yapmasın. Vaşak böyle dursun. Hiç şeyden bir fark yok. Kediden bir fark yok. Gidelim. Bu sefer bir de
Başak için bakalım abi. Başak, Başak, Nif, Başak. Diyelim ki şuraya da. Başak make voice. Başak it. Bu bize ne verecek? Vaşak da miyavladı. Çünkü biz Vaşak'ın extend ettiği kedideki make voice metodunu ezmedik burada. Dedik ki senin özel bir durumun yok abi. Sen parent'ın ne yapıyorsa onu yap. Bu da gitti parent'ın şeyini çağırdı. Metodunu çağırdı. Aynı şekilde çok yanlış yerlerdeyiz. Aynı şekilde eat dedik. Bu da gitti iki üstteki parent'ının yani animal'ın bütün hayvanların yaptığı gibi yiyorum dedi. Burada ne görüyoruz? Burada bizim bir tane klasımız var. O sadece bir şeyi extend ediyor, bir class'ı extend ediyor. O da başka bir class'ı extend ediyor. Bu şekilde gidebilir. Gider de zaten. Mesela Java'da yani Java'da her şey bir obje mesela. Bu şekilde düşünebiliriz. String de bir obje, o da bir obje, şu da bir obje. Mesela biz bir array listimiz var. Ya da buna sonra geleyim hadi. Buraya uğraşmayalım. Ama şunu bilelim. Array list var. Bu array list mesela sort yapıyorsa neye göre sort yapıyor? Obje klasına göre sort yapıyor. O array listin içerisinde biz ne tuttuğumuzu bilmiyoruz. O gidiyor obje klasının artık neyse yani ya da equal'u neyse yani metodu neyse birazdan bakarız şu anda ben de hatırlamıyorum. Gidiyor onu kullanıyor. Özel olarak ne geleceğini bilmiyor. Gidiyor hepsinin parent'ını kullanıyor. Eğer string gelirse gidiyor string'in equal'unu çağırıyor. Bizim daha demin yaptığımız gibi. Kedinin make voice'unu çağırıyor. Bu da zaten bizi polimorfizme götürüyor. Yavaş yavaş geleceğiz. İnşallah. Biraz dağınık gidebilirim arkadaşlar. Bu yayını çünkü Salı günü yapacaktık. Belli aksaklıklardan dolayı daha doğrusu StreamYard'ın aksaklıklarından dolayı yapamadık. Bugün de ne anlatacağımı hatırlamaya çalışıyorum yavaş yavaş. Tek tek gideceğiz. Şimdi neredeyiz? Example 3'teyiz. Example, bu arada yorum var mı? Ben ona bakayım. Selamlar, biraz karışık gibi diyor gibi geldi anladım. Son bükücü. Abi 10 dakika olmuş yazalım. Yani anlamadığın yerde sor abi. Hani karışık karışık gitsin istemem. Basit bir şey hani çok da basit bir şey değil ama hani basit bir şey yapıyoruz. İze ilişkisine bakıyoruz. Önceki yayında heze ilişkisine bakmıştık. Bu sefer ize ilişkisine bakıyoruz. Ve buradaki amacımız tekrardan ufak bir özet geçmek amacıyla söylüyorum. Aynı kodları tek tek aynı klaslara yazmamıza gerek yok. Biz bunları ortaklıyoruz. Ortaklama işlemi bu inheritance anlamına geliyor. Inheritance yapmış oluyoruz. Inherit etmiş oluyoruz. Kalıtım. Aynı biyolojideki gibi. Biyolojideki aynı özellik. Biz anne babamızın, özellikle anne babamızı demeyelim, annemizin özelliklerini alıyoruz. Ve kendi özelliklerimizi de koyuyoruz. Buradaki yaptığımız işte bu. Diyelim şuradaki notlarımı açayım öncelikle. Sonra da şuraya da bir close diyelim. Şimdi burada neyimiz var? Burada bir child'ımız var. Bir parent'ımız var. Bunlara child parent diye isimler veriyorum. Normalde tabii ki de böyle şeyler olmuyor. Fakat hani kimin parent, kimin child olduğunu şu anlık anlayabilelim diye bu tarz isimlendirmeler üzerinden gidiyoruz. Bir de test metodumuz var. Okey. Şimdi öncelikle bakalım. Parent'ımıza bakalım. Parent'tan başlayalım. Ki ortak özellikleri anlayalım. Bizim parent'ımızın bir tane static string metodu var. String variable'ı varmış. Bir tane karakteri, bir tane de integer var. Bunların hepsi protected. Fakat aynı package'de olduğumuz için public gibi düşünebiliriz bunları. Constructor'ımız var. Bu argümanlı bir constructor.
Aynı şekilde bir de başka bir konstruktörümüz var. Bu da argümanlı. Burada bir şeyi anlatacağım için bu şekilde bir kullanım yaptım. Bu normalde saçma fakat geleceğiz sadece. Sadece print metodumuz var. Şimdi şuraya gelirim. Biz ne dedik? Metotları override edebiliyoruz dedik. Override demek daha demin yaptığımız gibi. Parent'ta bir şey var. Fakat biz onu değiştirebiliriz. Extend edebiliriz. Yani annemin sesi ince diye benim sesim de ince olmayabilir. İkimizin de sesi var. İkimiz de konuşabiliyoruz. İkimizin de konuş metodu var. Fakat ben kalın konuşuyorum. Annem ince konuşuyor belki. Yani bu şekilde özelleştirebiliriz. Override edebiliriz metotları. Fakat aynı şeyler için değil. Variable'lar için geçerli değil. Biz variable'ları override edemeyiz. Biz variable'ları hide ederiz. Başar selam. Variable'ları override ederiz. Hayır. Variable'ları override etmeyiz. Variable'ları hide ederiz, gizleriz. Parent'ın variable'larını biz child'da gizleriz. Override demeyiz bu işleme. Ki bunu da hani sadece ne yapabildiğimizi göstermek için anlatacağım. Bu çok hani kullanılmayan bir şey aslında, mantıksız. Yani ben hiç kullanmadım. Belki gereken durumlarla karşılaşıldığında kullanılabilir. Bunu yapabildiğimizi göstereceğim ya da ne şekilde yapabildiğimizi göstereceğim. Ama biz genelde variable'ları yani parent'ta olan bir variable'ı gidip tekrar child'a koymayız. Onu orada belki setleyebiliriz. Hani yani belki değil setleriz zaten. Benim de yaşım var. Benim parent'ımın da yaşı var. Fakat ikimizin yaşı farklı. Ben doğduğumda benim yaşım setleniyor sıfır olarak. Ama benim parent'ımın yaşı 40. Fakat benim de ayrı yaş, onun da ayrı yaş metodu, yani iki tane ayrı yaş yok, bir tane yaş var. Fakat burada iki tane ayrı yaş nasıl yaparız? Yani nasıl olur? Bunu göstereceğiz. Bu overriding kavramı, yani metotların overriding olması, override edilmesi kavramı, object oriented'deki en önemli kavramlardan bir tanesidir. Bu metotların polimorfik olması kavramına yol açar. Bu durum ve bu Taner bir şey diyeceğim sandım. Ben şöyle, bu mesela gerçek hayattaki örnekle alakalı, işte polimorfizmde bu örneği implement ederiz ama şöyle düşünün arkadaşlar, işte mesela gerçek hayatta bizim employee'lerimiz var. Employee ne? Çalışan. Şimdi çalışan diye çok böyle basic bir sınıfımız var. İşte şirketimiz var ve şirketimizde işte kimisi temizlik görevlisi, kimisi aşçı, kimisi müdür, kimisi de başka bir şey. Ve bizim çalışan 10 tane çalışan tipimiz var. Şimdi şöyle, mesela temizlik görevlisinin isim soy ismi var mı? Var. Müdürün isim soy ismi var mı? Var. Oradaki valenin isim soy ismi var mı? Var. Ben şimdi programlamada gidip hepsinin sınıfını oluşturup hepsine ayrı ayrı ismini, soy ismini yazmıyorum. Bunların ortak atada toplanıldığı field'ları, alanları belirliyorum. Mesela ne? Çalışanın ismi, soy ismi olur mu? Olur. Telefon numarası olur mu? Olur. Adresi olur mu? Olur. Cinsiyeti olur mu? Olur. Vesaire gibi mesela ortak alanları tek bir sınıfta topluyorum ve bunun adı çalışan diye basitçe bir sınıf. Daha sonradan işte müdüre gidiyorum, şey diyorum, işte müdür ne yapar? Departman yönetir. Ona departman, yönettiği departmana bir tane alan ekliyorum. İşte vale ne yapar? Arabaları park eder. Gidip oraya ilgili alanları ekliyorum. Veyahut da temizlik görevlisi ne yapar? Temizlik malzemesi satın alır. Oraya gidip alanlarını ekliyorum. Ve dolayısıyla ortak olan davranışları bir yere aldığım zaman bunun asıl
nerede ve neye yarıldığı aslında böyle biraz da polimorfizmden sonra oturuyor örnekleri gördükçe. Sadece hani buradaki mantığı biraz anlamaya çalışalım. Onun haricinde polimorfizmden sonra bu konular yerli yerine oturuyor arkadaşlar. Çünkü inheritance, ilişkiler, composition, aggregation hepsi bizi aslında polimorfizme sürüklüyor. Ve polimorfizm object oriented programlamanın en önemli konularından bir tanesi ve oturtması çok önemli bir konu. Oradaki örneklerde mesela daha net oturacaktır diye düşünüyorum. Orada mesela biraz daha günlük hayata yönelik örnekler de yapıyor olacağız. Kaan aslında bu örnekleri de bence bu genelde işte okullarda öğretilen örneklerdir bu işte animal falan. İlk başta o konunun anlaşılması için bence bu örnekte çok hoş ve güzel. İleride farklı örneklerde yapacağız. Güzel gidiyor Kaan bence yayın. Ağzına sağlık tekrardan. Eyvallah abi, sağ olasın. Ve aynen dediğine katılıyorum. Biz ayıracağız. Herkes farklı şekilde çalışacak. Ama bizim parent'ımızda sadece bir tane work metodu olacak. Ve biz employee çalışsın dediğimizde kimin nasıl çalışacağını biz artık bilmeyeceğiz. Kim gelecek, nasıl çalışacak vesaire. Biz sadece diyeceğiz ki employee work. Gidecek developer kod yazacak. Architect çözüm arayacak. Ne bileyim, manager toplantılara girecek. Orasında biz karışmayacağız. Polimorfizm bu konuda bize çok fazla fayda sağlayacak. Diyelim. Ağzına sağlık Taner. Dedik ve aynen devam edelim. Metotların polimorfik olması kavramına dedik. Bu instance metotlar için geçerlidir dedik. Statikler için aynısı geçerli değildir. Biz şimdi gizliyoruz. Değil mi? Gizleme ve override dedik. Class'tan biz parent'taki bir statik metodu statik olmayan bir metotla gizleyemeyiz. Öncelikle teorisini anlatacağım. Ondan sonra implementasyonda birlikte bakacağız. Child class'tan parent'taki statik bir metodu statik olmayan bir metotla gizleyemeyiz. Veya tam tersi olan statik olmayan bir metodu statik olan bir metotla override edemeyiz. Override öncelikle şu ikisinin anlaşıldığını düşünüyorum. Hani statik olmayan metotlar override edilir. Statik olan ve variable olanlar hide edilir, gizlenir. Diyelim. Statik olduklarında özet olarak parent nokta bir şey diye ulaşılabilir. Bu da ben de hatırlıyorum arkadaşlar notlarımdan. O yüzden okuduktan sonra da açacağım. Statik olduklarında özet olarak parent nokta bir şey diye ulaşabiliriz ya da super nokta bir şey diye ulaşabiliriz. Biz super statik bir blok ya da metot içerisinde kullanamayız. Aynen öyle. Child protected. Aynen öyle. Bir Taner bir mola verelim. Bunu daha detaylı anlatalım abi. Vurma. Verelim. Ya aslında buradaki temel mantık inheritance ve hatta polimorfizmden ziyade şöyle. Ya bu konuyu mesela Furkan anlattı. Arkadaşlar statik metotlar, alanlar sınıf değişkenleri olarak geçiyor. Nesneye bağlı değil. Statik alanlar ve değişkenler ne yapılıyordu? O sınıf belleğe bir kere yüklenirken, load edilirken JVM'de ayrı bir bölüm açılıyor ve onlar değeri bir kez yükleniyor ve program çalışması durana kadar onlar bellekte kalıyor. Şimdi programı çalıştırdık. Ne yaptı? Statik metot belleğe yüklendi. Değeri orada. Ama ortada bir nesne yok. O sınıftan bir nesne oluşmadı. Ben ne zaman ki gelip işte A eşittir new A yapıp o sınıf üzerinden bir nesne oluşturursam o zaman nesnem var olacak. Ben nesneyi daha sonradan oluşturduğum için birazdan kodda da göreceksiniz zaten. Ulaşamamasının nedeni aslında bu. Bir ara verelim Kaan. Onun üzerinden de tekrardan geçeriz. Aynen öyle. Mükemmel bir mola görselim var. Hazır mısınız? Çok yanlış yerlere gittim. Okey. Tamam. Bu arkadaşlar.
Ben de şu intelijimi alayım. 5 dakika demeyelim biz buraya ama. 8 dakika diyelim. 7 dakika diyelim. 50 geçe buluşalım. Tam molaya çıkarken kanalı kapattıracağız herhalde. Abi ters bir şey yok değil mi? Ben yanlış Abi gördüm. bir tane Word dosyası açıp oraya yazsaydım bari 7 dakika. Abi geçen şöyle yazdım. Bak dur. Yapışkan. Molaya çıkana kadar zaten mola bitti abi. Şuradan çıkalım. Şuraya gelelim. Bunları anlattığımızı varsayalım ve 7 min break diyelim.
Okay, please. Suyumuzu içelim. İstediğim mesela main method'dır. Mesela diyelim ki şimdi burada bilmiyorum. Context. Aynen öyle. Göstermiş olalım. Taner'in dediği şey. Biz bir statik metottan sınıf variable'ına burada erişemiyoruz. Çünkü neden? Bir obje yok ortada. Aynen öyle. Bir nesne yok. Çünkü ortada nesne yok. Taner. Yüzdendir ki en statik metot main metottur. Diye de Furkan güzel olmuş. Çok iyi bir şey. Yani bu yüzden de en statik metot main metottur. Hadi bakalım. Dedik. Okey. Şimdi madem statik metatik onlara bakacağız. Biraz da buradan bakalım o zaman. Şimdi bizim bir parent'ımız var. Bir normal variable var. Instance variable. Bir de statik variable var. Sınıf variable'ı diyebiliriz. Sınıf variable'ı, nesne variable'ı. Sınıf variable'ı aynen öyle. Bir tane de sınıf variable'ımız var. Ne yapıyoruz? Parent'ta string set diyoruz vesaire. Just print diye bir statik metodumuz var. Ben parent'ın statik metoduyum diye bağırıyor sadece. Bir tane de print info var. Bu print info'da da biz ne yapıyoruz? CH'mizi basıyoruz. Char'ımızı. Integer'ımızı basıyoruz. Just print metoduyla da statik metodumuzu çağırıyoruz. Şimdi öncelikle burada bunu list diye çağırabilir miyiz? Çağırırız ama anlamsız. Access instance reference. Diyor ki abi, access static variable class. Aynen öyle. Buna şey yapma diyor. Gerek yok diyor. Parent desek buna ne olur? Nokta string. Bu olur. Buna kısmadım. Ama bu da saçma. Statik metotlara yani bunu Furkan anlatmıştı sanırım. Üzerinde güzel güzel. Statik metotlara bir obje oluşturmadan erişebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bir de child'ımız var. Bu child'ın bir tane constructor var. Super'ı şimdi anlatacağım. Bir tane statik aynı şekilde child str tutuyor. Parent'ımız ne tutuyordu? Parent str tutuyordu. Ondan sonra da ben child'ın static metoduyum diye bağırıyor bu da. Sonra aynı şekilde şey yapıyoruz. Şimdi bu oluşturma sıralarına bundan bir sonraki örnekte gireceğim. Fakat şundan ufakça bahsetmekte yarar var. Biz şimdi child class'ı oluşturduğumuzda parent extend ettiğimiz için biz her child objesinin içerisinde aslında bir parent de oluşturuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? IDE ya da Java bize söylemeden bunun şimdi bir şeyi var mı? Default constructor'ı yok. Önce anlatayım. Bize söylemeden bir super keyword ile constructor çağırıyor. Super keyword'ü şuraya hatta bir constructor oluşturalım hemen. Boş olsun. Boş bir constructor olsun. Bir de ne yapıyor? Bize söylemeden gidiyor bir super constructor çağırıyor. Bu şunla biraz default'u yok. Şuna da bir default oluşturalım. Bununla aynı. Bu objenin constructor'ını çağır demek.
Süper ise abi ise git extend aldın, inherit aldın, kalıtım aldın, git parent'ının constructor'ını çağır diyor sana. Default olarak. Biz bunu yazsak da bu bunu yapıyor, yazmasak da bunu yapıyor. Şimdi en geriye gidelim. Duralım. Biz burada ne yapıyoruz? Biz mesela burada öncelikle şunu diyebilir miyiz? Sen git. Ne yap? Super'ı çağır. Tamam mı? Super'ı çağırır bu burada. Ondan sonra da gider kendi variable'larını oluşturur. Ve bu şekilde bize zaten statik bir metodumuz da ilk oluşur oluşmaz oluşuyor. Bu şekilde statik variable'ımız ve statik metodumuz da oluşuyor. Bu şekilde bize bir şey verir. Class verir. Fakat şimdi gidelim bakalım. Bu parent'ın bir default constructor olmazsa ne olur? Diyor ki bir metot yok diyor abi. Ya git constructor oluştur parent'a ya da ne diyor? Olan constructor'ın argümanlarını sil diyor vesaire vesaire. Aynen öyle. Peki biz bunu koymadığımızda da dedik ki IDE ya da Java koyuyor bunu. IDE falan koymuyor. IDE'nin bu işle bir alakası yok. Java gidiyor buraya kendisi bir default super yapıştırıyor. Bunu nereden anlayabiliriz? There is no default constructor available in parent diyor. Parent'ımızda bir yani ben bunu okey sen buraya super yazmadın. Ben bunu çağıracağım. Sen bana bırak. Ama abi şuraya da bir tane default constructor yaz o zaman diyor. Ki ben çağırabileyim. Buradan biz hata alıyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Ya buraya boş bir constructor tanımlarız ki Java kendi kendine çağırabilsin. Ya da gideriz biz buraya super yazarız. Çağırmak istediğimiz constructor'ın parametrelerini geçeriz. Char ve int. Char 1 ve int 1 diye parametre almışız child'da. Bunları geçtik. Bir parent oluşturduk. Şu anki daha doğrusu bir parent oluşturmadık. Bir dakikanızı alabilir miyim? Güzel. Parent'tan aldığımız özelliklerle içimizde CH'yi yani şuradaki CH'yi ve i'yi set ettik. Bu super annotation'ıyla. Bunları almasak da biz gitsek desek şu CH'yi çağır, şu i'yi çağır. Bu gidecek CH'yi ve i'yi çağıracak. Fakat biz ne yaptık? Bir de CH1 aldık ve int 1 aldık. Gittik bunları burada setlememiş olmamıza rağmen gittik tekrardan setledik. Değil mi? Neden yaptık? Bir anlamı yok. Sadece buradaki super'ın kullanımını görebilmek için. Biz aynı şekilde super'ı sadece constructor olarak kullanmıyoruz. Biz ne yapabiliyoruz? Mesela parent'ın ne metodu var? Statik olmayan. Printinfo var. Biz gidip bir metot yazıp expected void ney? Call me bir metot ondan sonra da burada ne diyebiliriz? Super'ın gidip CH'sini çağırabiliriz. İ'sini çağırabiliriz. Şimdi biz mesela burada Super'ın CH'sini çağırdığımızda ne verecek bize? Ne vereceğine geleceğiz. Hiç boş verin burayı. Super'ın print infosunu çağırdığımızda ne verecek bize? Gidecek. Bizim extend ettiğimiz parent class'ı onun içerisinde print info diye bir metot var mı diye bakacak. Aa varmış diyecek. Gidecek onu çağıracak. Peki kendi class'ımızda da bir parent, print info diye bir metot var. Bunu çağırmak için ne yapacağız? Bunu çağırmak için sadece printInfo'yu çağırmamız yeterli. Disk noktayla çağıramayız. Obje oluşturmamız gerekli. Her neyse, şu anlık bir anlam ve önemi yok.
Ama dediğim gibi Super'la gideriz. Parent'ın metodunu çağırırız. Parent'ın field'larına erişiriz. Fakat eğer super demezsek gider kendi overwrite ettiğimiz metotları, yani üzerine yazdığımız metotlara erişiriz. Diyelim ve şu örneği bir çalıştıralım. Bu örneği çalıştırmadan önce şöyle yapalım. Bu örneği baştan düzenleyelim. Bu örneği şöyle düzenleyelim. Şurayı unutalım. Şunu da unutalım. Şuraya şehir diyelim. Şuraya da iyi diyelim. Bir tane de şuraya kendimizin set ettiği bir constructor açalım. Diyelim ki çehi eşittir A olsun. İ eşittir 1 olsun. Biz bunları parent'te kendimiz set ediyoruz. Gittik. Child'da ağlamalık bir şey kalmadı. Ağlamalık bir şey kalmış arkadaşlar. Şuraya bir default constructor yazalım. Ben yazdığımı o sanıyordum ama değilmiş. Ve bir default constructor yazdığımızda string'de ben parent strc'yim. Şimdi gittik child'da oluşturabildik. Şu anda bir child oluşturdu. CH'sini setledi. İ'sini setledi. Ve geçti. Ben çay aldım dedi. Vesaire. Burada da bastırıyoruz. Şimdi gidelim bu metodu bir çalıştıralım. Test metodu. Şimdi parent'ımız ne bastı? Önce buradan başlayalım. Parent'ımız gitti. Parent.printinfo'dayız. Şurada da şöyle bir güzel bir yapalım. Böyle çalıştıralım. Parent'ımızın CH'sini A olarak setledik. İ'sini 1 olarak setledik. Ve printInfo metodunu çağırdığımızda bu printInfo bize ne getirdi? Ben print'in static metoduyum dedi ve bunları bastırdı. Burada bir sıkıntı yok. Okey. Sonra bunu bastık. Şimdi child'a bakalım. Child ne bastı? Child ne diyor? PrintInfo metodunu çağırdık. CH'sini koydu. CH'si neymiş? Bir, B'ymiş. Çünkü neden? Burada constructor olarak B verdik. Aynı şekilde i'si 2'ymiş. Okey, güzel. Güzel. Ben child'ın static metoduyum dedi. Ve super'la gittik. Just print metodunu çağırdık. Bu kimi çağırdı? Şimdi iki tane just print metodu var. Bir tanesi kendi just print'imiz. Bir tanesi de parent'ın just print'i. Kimi çağırdı? Bu sadece bizimkini çağırdı. Bu ise gitti parent'ınınkini çağırdı. Fakat burada diyor ki static member bilmem ne accessed via instance reference. Diyor ki buna böyle erişme abi diyor. Buna git. Bu zaten bir static metot diyor. Ha, şöyle desen de olur. Parent nokta just print desen de olur diyor. Yani illa bunun şeyine gitmene gerek yok diyor. Fakat biz burada neyi görebildik? Gördük. Super hem constructor olarak kullanabiliyoruz hem de bir metot çağrısı yapmak istediğimizde de parent'tan bir metot çağrısı yapmak istediğimizde de kullanabiliyoruz. Eski haliyle bırakacağım. Peki burada şu işleme gerek var mıydı? Bizim bunları tanımlamamıza gerek var mıydı? Burada gittik CH'yi CH olarak set ettik. İ'yi İ olarak set ettik. Buna gerek var mı bizim? Neden biz bu variable'ları
hide ediyoruz ki? Neden saklama ihtiyacımız oluyor? Yani biz gidelim. Zaten Parent'ta var aynıları. Bunları sildiğimizde ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek abi. Umarım inşallah hiçbir şey değişmez yani. Demişler ki Taner, biliyorum ki kanalda var ama hiç bilmeyenler, hatta hayatında hiç web geliştirmeyenlere hitap eden sınıf sıfırdan Spring Boot içinde bir bootcamp hazırlarsanız demiş. Abi yani Taner cevap versin. Arkadaşlar şöyle, şu bootcamp bitsin. Zaten Spring Boot yayınından gına gelecek artık yani, gibi bir şey var. Hem Spring Boot hem Jakarta Quarkus üzerine, böyle daha yeni de frameworkler üzerine bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bu bootcamp'ten sonra aramıza frontend developerlar gelecek. React anlamında, Angular anlamında daha böyle full stack app yapıyor olacağız. Daha sonra işte AWS üzerinde, DevOps üzerinde bir şeylerle birleştireceğiz. Yani aklımızda şeyler var, yayın içerikleri var. Sadece Java temelini sağlam olsun ve şey, mesela biz işte Spring Boot anlatırken orada bir şeyler yazıyor olacağız. İşte bir stream kullanıyor olacağız veyahut da bir thread kullanıyor olacağız veyahut da bunları zaten sürekli kullanıyor olacağız ve Spring Boot'u anlatırken aslında Object Oriented programlamanın da çok iyi oturması lazım. Orada işte biraz design pattern'lara da gireriz. Ya bunları çok iyi oturtmadan Spring Boot'a geçmeyin arkadaşlar. Çünkü şey havada kalır. Siz mesela GitHub hesabınıza 10 tane proje yapmış olabilirsiniz. Oradan bak, buradan yap, bir şeyler yap. Ama mülakatta şu anlatılanlar, işin detayları o kadar çok soruluyor ki arkadaşlar. Yani ileride zaten bir şeyin ne kadar derinini öğrenmeyin, ne kadar önemli olduğunu farkına varacaksınız. Bir de şu var arkadaşlar. Mesela ben mesela Turkcell'de Java Backend Developer olarak çalışıyorum şu anda. Kaan işte Havelsan'da çalışıyor. Diğer PAF takımdan arkadaşlarımız farklı sektörlerde çalışıyor. Şunu yapmayın arkadaşlar. Mesela Java biliyorsun. Java'yı çok iyi bil. Spring'i yazıyorsun production ortamında. Spring'i çok iyi bil. Ama işte biraz ondan, biraz ondan yapayım. Biraz oyun programlamada öğreneyim. Biraz gideyim C Sharp da yazayım. Biraz JavaScript de yazayım. Hepsinden biraz olup hiçbir şeyde derinleşemeyince iş dahi bulmakta zorlanırsınız. Bulsanız da çok da düşük maaşlara kalırsınız. Sektörde böyle köklü, önemli bir kurumsal kültürü olan firma onu biliyor değil. Bir şeyi bilsin, çok iyi bilsin mantığında developer aranıyor ve asıl para eden, değer eden onlar. Yani biz burada 500 saat Java'da anlatsak o kadar detayı var ki. Hani hepsine hakim olmak için çok ciddi mesai harcamak gerekiyor. O yüzden bir alan belirleyip bir an önce bunun üzerinde detaylı detaylı bilgileri öğrenmek lazım. Hemen gidip Spring'e atlamamak lazım. Böyle yani, şu anlık böyle. Ama bootcamp bitiminde başka içeriklerle, web programlama vesaireyle karşınızda oluyor olacağız. Başar var mesela, Android developerımız. Kendisi de ING'de Android. Mesela PAF takımın hepsi zaten bir şirketlerde görev alıyor. İleride Android olur, Spring olur, Jakarta olur. Bir sürü yayın planlarımız var. Sabırla, atlamadan bootcamp'i takip edelim arkadaşlar. Bize de mesajlar geliyor, şunu şunu yapın diye. Onların hepsini yapacağız. Yeter ki temelleri iyi öğrenelim. Bir de şu var. Sadece bizim bootcamp'te anlattıklarımız yeterli değil yani. Hani bu bootcamp bitince Java'yı çok iyi biliyorum veyahut da Java biliyorum demek olmuyor. Bunun üzerine çok ciddi mesai harcanması lazım. İnternette kodlar okunması lazım. Kendiniz bir şeyler yapıyor olmanız lazım. Biz burada bir şey anlatıyoruz. Mesela YouTube'dan başka yerleri de izleyin. Gelin Jack'lara, orada sunumları, bir şeyleri izleyin. Komüniteyle aktif olun. Kendinize bir network oluşturun. Mesela Udemy'den açın, Akın Kaldıroğlu'nu da izleyin mesela, hani baştan sona. Bizim sonuçta anlatımımız
Akın Hoca gibi anlatıyoruz da biz iyi yapıyoruz gibi bir şeyimiz yok yani. Hani böyle gidin üstatlardan da dinleyin, edin. Biz şeyiz sadece yani. Hani burada elimizden geldiğince karşılıksız olarak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ve komünite adına. Beklediğiniz yayınlarda gelecek arkadaşlar. Böyle kapatalım bu konuyu. Teşekkürler. Aynen, aynen öyle. Bir de şey hani Java'ya değiniyoruz biz ama hani dediğin gibi yani, Java bitecek bir şey değil. Bizim şirkette vardı çok sevdiğim bir abi. Hani senin de dün bu OCP şeyin vardı. Konuşmanız vardı, yayınınız vardı. Oradan aklıma geldi. Ve şey dedi bana hani ODTÜ çıkışlı bir adam bu. Hani iyi de bir şey. Yani ben hani 10 yıl Java yazdım. Ve hani OCP'ye hazırlandıktan sonra, OCP'yi aldıktan sonra dedim ki ben Java bilmiyormuş. Hani cidden ne kadar kullanırsan kullan bilmiyorsun bazen. Çoğunu biz de bilmiyoruz. O şekilde hem biz hatırlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Bakın kitaptan anlatır gibi geliyor. Yani onu almadım. Hani bilmiyorum Mustafa Murat Coşkun'u. Ama Akın Hoca yani şeydir. Bizim burada iyidir kötüdür dememiz bile şey yani. Haddimize değil. Adam iyi yani. Diyelim devam edelim. Okey. Ne yapıyorduk? Bastırdık. Bu dedik. Burada bizim child'ımızda şunlar vardı. Ve gittik. Burada CH1, CH2 dedik. Abi bizim burada child'ımızda bunlar varsa biz neden extend ettik bunu? Yani amacımız ne burada? Ya bir amaç yok. O zaman gidelim bunları kaldıralım. Bunlar zaten parent'ta da var. Bizim bunları hide etmemize gerek var mı? Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmamıza gerek var mı? Zaten inheritance'ı biz burada amacımız buydu yani. Aynı şeyi tekrar etmek etmemek. Bu yüzdendir ki metotlarda override işlemi yaparız. Fakat variable'larda hani hiding işlemi olarak geçer ve çok da bir anlamlı karşılığı yoktur yani bizim için. Diyelim ve devam edelim. Ha şunu yapabiliriz. Madem buraya CH1, CH2 diye tanımladık. Gideriz. Başta yaptığımız gibi. Alıyorum. Şuraya iki parametre daha alırız. CH1. Char 1, char 2. Char 1, int 1. Char, int, char 1, int 1 diye dört tane parametre aldık. Gittik super'ın constructor'ını çağırdık. Ondan sonra da git geldik. Biz burada kendimiz setledik. Bunu da yapabiliriz. Anlamlı bir karşılığı yok. Fakat yapabiliriz yani. Ama buraya ne yaparız? Mesela ilk başta A ve 1 olsun. Yaparsak her şey çok güzel olacak. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi abi. Bizim burada penalty şey yapmamız, ondan sonra tekrardan bunu setlememizin bir anlamı, bir önemi yok. Diyelim ve şunun üzerine gidelim biraz da. Şimdi ben burada just print diye bir metot yazdım. Bu bir statik metot. Bunu statik olmasaydı yazabilir miydim? Yazamazdım. Çünkü bakalım İde bize mantıklı bir şey söyleyecek mi? Ben de hiç okumadım. Ama instance metot bilmem ne cannot override statik metot. Diyor ki instance metot yani statik olmayan bir metot. Statik bir metodu just print'i yani parent'taki statik bir metodu override edemez diyor. Aynı şekilde burası statik olmasaydı ne olacaktı? Bizim parent'ımızda print diye bir metot var. Sefer ne diyecek? Statik metot just print child'daki statik metot parent'taki just print metodunu, instance metodunu override edemez.
Yani biz burada ne anlıyoruz? Statikleri statik metotlarla hide ederiz, gizleriz. Statik olmayan instance metotlarını statik olmayan metotlarla override ederiz. Böyle karşılıklı bir şey de yok. Override etme girişimi de yapmamalıyız. Yapamayız. Diyelim. Konumuza devam edelim. Just print'imiz statikti. Yani başka burada anlatacağım bir şey var mı? Biz böyle statik bir blok ya da metot içerisinde kullanamayız dedik. Nice. Şimdi biz burada daha demin ne muhabbeti geçti? Furkan da sordu. Sorusunu hatta hatırlayalım. Statikler, hayır bu cevabıymış. Neden statik metotlar içerisinde super kullanamayız? Güzel soru. Aynısını gelecektim ben. Şimdi neden kullanamayızın cevabını verdik. Ortada bir obje yok. Fakat şunu da yapamadığımızı göstermek istiyorum ben. Mesela neyimiz var bizim? Child'da protected static int bilmem nemiz var. Statik bir metotta kullanamayız biz bunu. Dediğin statik bir metotta super kullanamayız. Aynen öyle. Fakat statik bir variable'da da biz super kullanamayız. Mesela protected static ney? Int dummy int diyelim. Ne olsun? Biz mesela parent'a bir ne demişiz? i diye bir değer vermişiz. Değil mi? Ben diyorum ki ben bu i değerini alacağım. Üstüne 5 ekleyeceğim. Kendi metodumu yapacağım. Bunu yapabilir miyim? Bunu da yapamam. Ne diyor? Super diyor. Cannot reference from static context. Yani sadece metot değil, statik bir kontekstin içerisinde biz bir super kullanamayız. Bu yüzden bu da yanlış bir kullanım. Devam edelim. Kaçtayız biz şimdi? Ben nerede olduğumuzu kaçırdım. Example 1'deyiz. Okay. 4.1'e geçelim o zaman. 4.1 için şu notlarımı açmam lazım. Bu notlarda da şurada şunu fark ettim. Yani çok önemli bir şey değil. Fakat söyleyelim. Türetme kavramı aynı zamanda bir sınıfın kodlarına dokunmadan o sınıfı genişletmek dedik. Değil mi? Biz animal'ın kodlarına dokunmadan ya da biz employee'nin çalışanın kodlarına dokunmadan manager, developer işte ne bileyim yani farklı farklı işte insan kaynaklarıdır, şudur budur gibi bir sürü farklı şeyler oluşturabiliriz değil mi? Parent'ın şeyine dokunmadan. Bu solid diye geçen solid prensiplerinin ikinci harfi olan O'nun open closed principle'ına da karşılık gelen bir yapıdır. Değiştirmeden bir şeyi genişletebiliyoruz. Inheritance sayesinde. Diyelim. Bu solidi de duymadıysanız bakın çok çok yani keşke uygulayabilsek her zaman. Diyelim. Buradan devam edelim. Okey. Şimdi biz ne dedik? Bir child class oluşturduğumuzda aynı zamanda bir parent class da oluşur. Child class oluşturduğumuzda bunun default constructor'ını da çağırır aynı zamanda. Yani buraya gider der ki super. Şöyle yapalım.
Neyi kaçırıyorum? Parent dedik. Constructor oluşturduk. Ondan sonra super niye diyemiyoruz? Ne diyor? Unexpected token. Unexpected token ne ya? Nerede bir şey unutuyoruz? Unexpected token. Nice hocam. Acaba şunda mı alakası var? Yok. Aynı sınıfın içerisindeyiz. Taner, ne kaçırıyorum ya? Çok basit bir şey aslında ama. Child içerisinde gene constructor oluşturman gerekiyor child içerisinde. Abi nereye super koyuyorum? Dağ taşı super koyuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aynen öyle. Son baba konular kaldı. Ondan sonra Spring yayınları geliyor dostlar diye. Furkan ya yeni yazmış ya da ben yeni okudum. Devam. Biz bir child oluşturduğumuzda arkadaşlar daha deminki hatada yani biz bir child oluşturduğumuzda parent oluşturuyoruz. Fakat burada dağ taşa super yazarsam bunun bir anlam ve önemi yok yani. Hani bunu ne çağıran var, ne eden var. Bu ne metot, ne variable. Bu benim şeyim. Birazcık yorgun olmam. Dedik. Süper. Bunu bize default olarak koyuyor değil mi? Kendisi. Dedik. Bu aynı şekilde RAM'de de bu şekilde tutuluyor. Yani bir child class'ı içerisinde parent da tutuyor. Ve bellekte de hani bellekte de kapladığı alan child artı parent. Child'ın kendisi, child'ın extended özellikleri ve parent. Şimdi şöyle aslında bir sınıf üzerinden işte referans veriyoruz. O referans üzerinden ne oluyor? Bellekte bir yer ayrılıyor. İşte bunun yer ayrımı ne kadardır diye soruyoruz. Şimdi referans nerede oluşturuluyordu? Stack'te. Bu referansın stack'teki boyutu ne kadardı? 64 bit işletim sistemlerinde 8 byte, 32 bit işletim sistemlerinde 4 byte. Bu nereyi gösteriyor? Heap'i gösteriyor. Heap'teki alan ne kadar peki o nesnenin tuttuğu? En az non-static veri elemanlarının toplam boyutu kadar. Çünkü statik metotlar ne yapılıyor? Onlar farklı initialize ediliyor dedik. Onu Furkan anlattı. Non-static elemanların toplam boyutu kadar. Şimdi mesela buradaki parent örneği bellekte 5 byte yer kaplasın. Ben child'ın üzerine geldim. Sadece 1 byte'lık bir verim var benim. Ama parent'ı extend ettiğimde ne olacak? Child otomatikman parent artı child'ın non-static veri elemanlarının toplam uzunluğu kadar olacak. Eşittir 6 byte olarak yer kaplayacak. Bir başka işte x diye bir şey var. O da gitti parent'ı extend etti. Onun non-static veri elemanlarının boyutu da 3 byte olsun. O da ne yapacak? 5 artı 3'ten gidecek 8 byte'lık yer kaplayacak. Aslında neyse o şey bytecode taraflarına inmeyelim. Hiç kafanız karışmasın. Ayrıca süper çağrıları da mesela ara koda geçerken biz işte child'ın süperini çağırıyoruz ya. Bu ara koda şey olarak geçiyor. Mesela parent.dismiş gibi geçiliyor. Ve dis çağrısı ara koda nasıl geçiliyor? O da nokta class uzantılı referansla ara koda geçiyor. Aslında ara kodda non-static metot kavramı da yok mesela. Neyse buralara girmeyelim. Belki daha ileride açarız. Belki böyle çok özel böyle bytecode programlama, GNI, GNA böyle hani Java'nın böyle daha derinliklerine dalarız. Orası ayrı bir dünya. Kod optimizasyonları falan da söz konusu. Sadece o başındaki anlattıklarımızı bilseniz yeterli arkadaşlar.
önemsiz gibi görmeyin. Mülakatlarda bu derinlerine iniyorlar. Yani şey demiyor, inheritance ne dediğinde 10 kişinin 9'u bu cevabı verebiliyor. Ama memory'deki organizasyonunu bilmek şey yapıyor yani. Hani karşındakine ben bu işi biliyorum. Hani emek verdim, araştırdım. Seni rakiplerinden 10 sıfır daha önüne çıkartıyor. Rekabetçi bir dünyadayız. Herkes çalışıyor, bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu detayları bilmek bizi ön plana taşıyor arkadaşlar. Devam edelim tamam. Aynen öyle. Bu disk çağrıldığında nokta class uzantılı muhabbetini ben de bilmiyorum bak. Öyle bir yayın yaparsak bunu ben de öğrenmiş olurum. Ama basit düzeyde Taner'in dediği gibi child içerisinde parent tutuyor. Oluşturulduğu zaman. Ve bu memory'de de bu şekilde. Non-static. Yani statik olmayan özellikler için. Metotlar ve variable'lar için. Objeler için. Neyse burası çok da evet şey değil. Tamam. Child ne dedik? Parent oluşturuyor dedik. Çağrılır çağrılmaz. Peki biz bu parent'ı default değil de private yapsak ne olur? Private yaptığımızda bu arkadaş diyor ki there is no default constructor available bilmem ne bilmem ne. Abi sen bunu private yaptın da ben buraya super yazdığımda bunu göremiyorum diyor. İlk kuralımız bu. Eğer biz bir parent oluşturacaksak bunun constructor'ı şey olamaz. Ne olamaz? Private olamaz. İkinci konu. Parent'ın default'u olmadığında biz aynı şekilde parent içerisinde sadece parametreli constructor olsaydı compile error olurdu. Aynen öyle. Ben de aynısına geliyordum tam da. Daha demin de birazdan bahsettik. Buraya biraz tekrar gibi olacak ama devam ediyorum. Parent mesela neyi olsun? String name olsun. Tamam mı? Bu name'i de burada set ediyor olalım. Aldığımız name'le. Tamam mı? Bu gene hata verecek. Ben super'ın hangi constructor'ını çağıracağım hocam diyecek. Yani bana burada hiçbir şey vermediysen ben burada otomatik olarak gidiyorum. Default constructor'ı çağırıyorum. Ama burada bir default constructor yok diyor. Dedik. Şöyle bir durum var. Mesela yani bunun inheritance'la bir alakası yok ama hani biz herhangi bir argümanlı constructor yazdığımızda class'ın kendi default constructor'ını ezmiş oluyoruz. Tekrardan bizim bir default constructor tanımlamamız gerekiyor. Biz buraya argümanlı bir constructor yazdığımızda default constructor diyor ki yok hocam. Hayır, böyle bir şey demiyor bir dakika. String name dedik. Super dedik. Şunu aldım. Şimdi diyor. Default constructor yok diyor. Benim burada tanımlamam gerekiyor. Fakat argümanlı constructor'ı sildiğimizde Java bize kendisini zaten default bir constructor veriyor. Buradan bu super çağrısını çağırabiliyorum. Super parametreyle child'dan çağırmak gerekir. Super parametreyle child'dan çağırmak gerekir. Aynen öyle. Tamam. Şu daha deminki örneğimize gelelim. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada o zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Burada da bir string alıp name deyip burada super nokta name'e bunu geçmemiz gerekiyor. Yani parent'ın constructor'ını çağırmamız gerekiyor. Diyelim. Devam edelim. Parent'ın default constructor olmadığında error'umuzu yedik. Sonraki örneğimiz ne olacak? Super class'ın hangi constructor'ını çağıracağımızı bilemeyiz. Okay. Bu örneği de yapılmadı. Şimdi bizim
bir child'ımız var. Bir de bu child'ın constructor var. Bunun içerisinde name'li bir şey çağırıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Bir de diyoruz ki şu bakalım constructor'ın çağıracağını böyle bilebiliriz. Gerek yok. Bu örneğe gerek yok. Sadece şunu göstereyim. Current. Eğer default bir constructor'ımız olsaydı bizim this nokta name default deseydik, biz buraya bunu verdiysek bunu şey yapar. Eğer vermediysek gider bunu çağırır. Zaten bunu çağırdığını burayı karartmasından anlıyoruz zaten. Bu diyor hiç kullanılmadı. Bu kullanıldı. Buraya eğer parametreliği verirsek bu kullanılıyor, bu kullanılmıyor. Devam edelim. Eğer parent class'ın constructor'ını super ile çağırırsak sub class'ın constructor'ı ilk satırda hemen çağrılmalı. Nice. Gelelim. Şimdi biz ne dedik? Bu ince detaymış Kaan. Bu önemli. Bu güzel. Bu güzel. Bizim mesela ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Y eşittir 5 diye set ediyoruz burada. Tamam. Burada ne yaptığımız olay ne? Child oluştururken name'i almamızın artık bir önemi yok. Child'ı oluştururken Y'yi 5 olarak set ediyoruz. Buradaki constructor'ı da default olarak çağırıyoruz. Ne yapıyor? Bu super'ı direkt buraya koyuyor. Biz şimdi super'ı kendimiz yazmak istersek, yani daha deminki gibi parametre halini kullanmak istersek, biz şunu diyebilir miyiz? Daha doğrusu şunu diyebilir miyiz? Name'i geç buraya. Deriz. Peki şunu diyebilir miyiz? Y'yi 5 et sonra name'i geç. Bunu diyemeyiz işte. Call to super must be first statement in constructor body. Constructor metodunun body'sinde, içerisinde super metodu ilk statement, ilk yapılan iş olmalı. Biz her zaman super'ı çağıracaksak eğer ilk satırda çağırmamız gerekiyor. Bir şeyler yaptıktan sonra super'ı çağırmıyoruz. Çünkü oluşma sırasında zaten child oluşmadan parent oluşacağı için öncesinde hani child da bir şeyler yap sonra parent set et gibi bir şey yok ortada. Önce sen parent oluşturuyorsun, sonra gidiyorsun child oluşturuyorsun. Bu sebepten super çağıracağımız yerde super ilk çağrılan ilk statement olmalı dedik. Ve devam. Biz super constructor'ını çağıracaksak sadece child class'ın constructor'ından çağırabiliriz. Başka yerde olmaz. Güzel. Yapalım. Ben mesela super'ı burada çağırmayacağım. Tamam mı? Diyeceğim ki şurada call super diye bir metot çağıracağım. Bu metodu gideceğim oluşturacağım. Bunu da hadi private yapalım. Hayır, public yapalım. Bir önemi yok. Bu metotta gideceğim diyeceğim ki super Ahmet. Bunu diyebiliyor muyum ben? Bunu diyemem. Neden diyemem? Call super must be first statement in the constructor body. Ne alaka abi? Böyle bir bu uyarıyla şu anki yaşadığımız durumun bir hikayesi yok. Ya da var. Constructor'ın body'sindeki ilk statement olması gerek diyor. Daha demin ne yaptık? İlk statement koymadık ama constructor'ın body'sindeydi. Burada anlayacağımız şey ne? Biz super'la bir constructor çağıracaksak, bir parent çağıracaksak biz bunu sadece child'ın constructor'ında çağırabiliyoruz. Biz bunu gidip child'ın herhangi bir metodunda işte abidik gubidik bir yerde çağıramıyoruz. Bir şeyler yaptıktan sonra
Bir super çağırmanın bir şeyi yok. Error diyoruz yani. Hani mantığı yoktan ziyade compile zaten bize hata veriyor. Devam. Child class'ın constructor'ında super yazmamızın bir anlamı yok. Yazmazsak da compiler onu koyuyor zaten dedik. Bunu gördük. Alt alta inheritance olduğunda kim kimin constructor'ını çağıracak? Basit değil. Basit. Şimdi Vaşak, buradaki örneğimizi hatırlayalım tekrardan. Animal var, cat var, dog var. Bir de Vaşak var. Vaşak da cat'ten türüyor. Şimdi Vaşak ne yapıyor? Kendi gözükmeyen default constructor'ında super call'u çağır, super çağrısı yapıyor. Bu super kimi oluşturuyor? Bu super gidiyor cat'i oluşturuyor. Yani burada aslında olan şeyleri söylüyorum. Bunları yazmıyoruz. Default constructor da kendisi sağlıyor. Peki burada child object class'ına ayrıca extend eder mi? Peki burada child object class'ını ayrıca extend eder mi? Her obje bir obje midir? Düşünelim hocam. Bunu bir mola verelim. Ben o 5 dakikada düşüneceğim. Taner biliyorsa yapıştırsın. Soruyu anlamadım ben abi. Tekrardan sorar mısın? Abi ben şöyle anladım. Bir obje oluşturduğumuzda o obje klasını extend ediyor mu? Hani string mesela objekti obje klasını extend ediyor ya. Biz bir obje oluşturduğumuzda o obje klasını extend ediyor mu? Gibi bir şey evet. Evet, evet. Şimdi Java'daki büyük O'su büyük object sınıfı bütün oluşturduğumuz sınıfta object'ten extends oluyor arkadaşlar. Otomatikman aynen. Object sınıfı God class olarak da adlandırılıyor mesela Java'da. Bizim oluşturduğumuz her şey bir obje. Mesela object O deyip biz buna int de atayabiliriz, string de atayabiliriz veyahut da bizim sınıf türümüzden bir referans da atayabiliriz. Ama bu kısma polimorfizmde gireriz arkadaşlar. Bu casting olayları var. Boxing, auto-boxing. Oralarda object sınıfına ayrıyetten değiniyor olacağız polimorfizme girerken. Aynen öyle. Object class'ının da en başında da diyor ki zaten. Class object is the root of the class hierarchy. Class hierarchisindeki en tepedeki class object'tir. Her sınıf object'ten object her class her class has object as a superclass. Bütün sınıflar, ki sorunun cevabı bu, bütün sınıflar object'ten şeydir, subclass'tır zaten. Diyelim evet, Gökhan hocam hoş geldin. Kaan şimdi bir ara verip döneceğiz mi? Nasıl yapacağız? Bir ara verelim abi. Ufak bir şeyler daha anlatacağım. Ondan sonra da zaten yavaştan kapatırız. Bir sonraki yayında yayın şeylere gireceğiz. Bu statik bloklar vesaire muhabbetlerine. Bu yayında ona girmeyeceğiz. Şimdi bir dahaki başka yayınımızda statik initializer, non-static initializer yayınımız var. Salı günü, perşembe günü null referansı anlatacağım. Bir de garbage collection implementasyonlarını, algoritmalarını anlatacağım. Biraz oraya vakit ayırmak istiyoruz. Daha sonra da polimorfizme gireceğiz. Polimorfizmden sonra IO, NIO konularımız var. Dosyalar üzerine. Daha sonradan Lambda Expression'lar, Stream API'lar, bunlara çok uzun zaman ayıracağız. Functional Programming'e ve buraların en güncel haliyle anlatacağız. Optional'lar bizi bekliyor. Daha sonradan kullandığımız yararlı sınıflar, Date Time sınıfları, Calendar'lar, düşünüyorum bir taraftan da Big Integer, Big Decimal sınıflarını anlatıyor olacağız. Daha sonra en son konumuzda threadler arkadaşlar. Threadlere de güzel bir zaman ayırmayı düşünüyoruz. Oradaki mantığı da oturtturacağız. Threadler de bitince artık web yayınlarına giriyor olacağız. Web yayınlarında da biz işte Spring, Jakarta, EE, Kafka yayınlarımız olacak, Hibernate yayınlarımız olacak, Docker üzerine yayınlar yapacağız.
Biraz böyle CI/CD süreçleriyle ilgileneceğiz. AWS üzerine yayınlarımız olacak. React developerlar aramıza katılacak. Full stack bir şeyler yapıyor olacağız. Ya böyle aslında bu bootcamp'ten sonra çok zengin bir içerik bizi bekliyor olacak. Buradaki anlattığımız Java ile yetinmeyin arkadaşlar. Kitaplar alın, Udemy'den kurslar izleyin. Kendiniz bol bol örnek yapın, pratik yapın. Topluluklarda aktif olun. Türkiye Java Community'de yayınlara başlayacağız orada. Orada da güzel içerikler bizi bekliyor olacak. Önümüzde aslında yoğun ve eğlenceli bir süreç var. Ve siz bunun ne kadar parçası olursanız o kadar gelişiyor. Bizlerle beraber birlikte bir şeyler yapıyor olacaksınız. Bizim buradaki motivasyonumuz da aslında birlikte bilginin paylaştıkça büyüyeceği yönünde arkadaşlar. Yoksa hani biz bu yayınlardan veyahut da yapacak olduğumuz yayınlardan herhangi bir gelir elde etmiyoruz. Ama şu mesela Kaan, sen buna katılır mısın bilmiyorum. Bir şeyler ürettikçe mesela Medium yazısı olur. Gökhan Hocam burada mesela. Ben onu Medium'dan tanıdım. Kendisi harika içerikler üretiyor. En son reaktif programlama ile alakalı içerik üretti. Java Community'de beraber görev yapıyoruz. Mesela böyle bir şeyler üretiyor olduğunuzda bunu birileri görüyor arkadaşlar. Bunu firmalarda görüyor, insanlarda görüyor. Bir şekilde basit demeyin, işte bundan 100 tane içerik var demeyin. Üretin arkadaşlar, üretin. Bugün 101 seviyesinde olur, yarın 102 seviyesinde olur. Ve işte Richard Feynman'ındı. O benim biraz böyle hayat mottom. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu birini anlatmaktır. Mottosu mesela gerçekten kalıcı olarak öğrenimi sağlıyor. Bu benim kendi deneyimim. Çok konuştum gene. Ara verelim. 5 dakika gelelim. Aynen. Şu şeyine katılıyorum yalnız. Hani bir şeyler paylaşmak çok önemli. Mesela ben şey gibi düşünmüyordum. Hani ya abi zaten anlatılan şeyleri tutup tekrardan printf anlatmaya gerek yok diye düşünüyordum. Bu yayınlardan tanıştığım benim de Metin Alnıaşık diye bir abimiz var. Burada Ankara'da iyi bir yerde çalışıyor. Ben onu Medium yazılarından tanıdım. O da bizi bir iki yayına gelmiş. Oradan tanıdı herhalde. Onunla biz buluşma fırsatı bulduk. Bu çok güzel network sağlıyor. Bu bildiklerini paylaşmak. O da aynısını dedi. Mesela o bu benim düşünceme katılmadı. Dedi ki hani yani paylaşmak önemli. Hani sen printf'te anlatacaksan tekrar anlat. Zaten şey yapmıyoruz yani. Ne yapmıyoruz? Yani yeni bir şey üretmiyoruz eğer akademisyen değilsek ya da yeni bir çalışma yapmıyoruz ama kendi dilinden anlat, kendi ağzından anlat, kendi bildiğin kadarıyla anlat dedi. Bu çok şeyler sağlıyor. Hani network, en başında network, güzel insanlarla da tanışmanı sağlıyor. Falan fişman. Hemen bir 2 dakikalık mola verelim. Ben bir su alayım. Sonra anlatacağım. Ufak bir kısım daha var. Oraya da geçelim. Sonra bitirelim. Şöyle 11 olmadan bitiriyor olacağız. Çok kısa bir mola atalım. 11 5 dakika olmadan bitiriyor mola olacaksak o atalım. zaman 5 dakika bile atmayalım. 2 dakika. Hemen 44, 46'da buradayız arkadaşlar. Tamam, hadi bir su kapıp Öyle diyelim. gelelim. Okey.
Yep, geldik buradayız. Şu konuyu da anlatacağız. Sonra yavaştan kaçalım. Şimdi bu konu ne? Şimdi alt klas, alt sınıf her zaman üst sınıfın yerine geçebilir. Parent bekleyen bir metoda biz child verirsek hata yemeyiz. Çünkü child is a parent. Inheritance bu. Parent'a ses çıkartabiliyorsak, aynı daha deminki kedi köpek örneğindeki gibi, alt sınıfa da ses çıkartabilmeliyiz. Çalışana çalış diyebiliyorsak, employee'ye work diyebiliyorsak, developer'a da çalış diyebilmeliyiz. Ayrıca extend ettiğimiz için doğası ötürüyle biz developer'a başka bir şey de diyebiliriz. Hani araştırma yap diyebiliriz belki. Ama manager araştırma yap demeyiz belki. Hani özelleştiririz. Ama özelinde genel çerçevede çalış diyebiliriz biz buna. Ayrıca kod yaz da diyebiliriz dedik. Ne yapıyorsa developer da onu yapabilmeli. Ama aynen öyle. En azından çalışan ne yapıyorsa developer da onu yapabilmeli. Parent ne yapıyorsa child da onu yapabilmeli. Aynı metodu aldıysak onun yaptığı işi yapar. Aynen öyle. Parent'taki metodu aldıysak ve override etmediysek aynı onun yaptığı işi yapar. Eğer override ettiyse ya da statikse ve gizlediyse kendi yapacağı işi yapar. Ama en temelinde o işi yapıyor. Şimdi gelin bakalım. Dedik ki example 5, example 6. Bu örneği yarım bırakmışım. Bunu geçtik. Şunun üzerinden gidebilir miyiz? Bunun üzerinden de gidemeyiz. Şunun üzerinden gidebiliriz bence. Şimdi biz parent'taki bir şey yapabiliyorsak burada da yapabiliriz dedik, değil mi? Peki buna private desek. Private desek ne olur? Private desek. Şunları bir kapatalım. Tekrar açalım. Ne de hocam? Parent'a geldik. Child'ı ben mi göremiyorum ya? Aynı şeydelermiş bunlar zaten. Çok iyi. O zaman buradan da gitmeyeceğiz hocam. Şuradayız zaten biz. Nerede olduğumu bulduğum anda yardıracağım. Şunu kapatalım. Şurayı da kapatalım. Bizim bir child'ımız var, bir parent'ımız var. Şunları kaldırdık. Dedik ki bunlara gerek yok. Şunu kaldırdık, buna gerek yok. Şunları kaldırdık, buna gerek yok. Bir. İyi kaldırdık. Şimdi bunu da hallettik. Şu yapmak istediğim örneği yaparsam 10 dakika içerisinde bitireceğiz arkadaşlar bu işi. Fakat öncelikle örneğimi kaybettiğim için şu anda kendim yazıyorum. Bizim parent'ımızda bir char var. I var. Extend ettik. Bunu protected bir yapalım. Öncelikle bir ağlamasın. Şu sorunlarımızı bir çözelim. Şuna gidelim. Diyelim ki parent default constructor tanımlayalım. CH eşittir A. I eşittir FD. Oldu. String eşittir Ahmet diyelim. Aynen öyle. Şimdi şuranın problemini bir çözelim hemen. Bir. Problem için yok artık. Şimdi child ne yapabiliyorsa onu yapabilir dedik. Değil mi? Fakat
Fakat. Burada anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Bizim bunları private yaptığımızda problem olmaması gerekiyor. Çünkü polimorfizm variable'lar üzerinden değil, metotlar üzerinden. Daha doğrusu override etmek metotlar üzerinden işleyen bir iş. Fakat şu an bunun örneğini neden yapamadığımı bakıyorum. Related problems'e bakıyorum. Okay. Char has private access. Aynen öyle abi. Private access. Private abi 11 olmadan bitirelim dediysek bu örneği ben salayım. Bir sonraki derste zaten devam edeceğim aynı yerden. Bir sonraki derste devam edeyim. Çünkü Python olunca hata veriyor ki vermesi lazım zaten. Fakat benim vermek istediğim örnekte vermiyordu. Neyse aman abi ben de yoruldum. Bitirebilirim Taner bence. Bir sıkıntı yok. Yani soru varsa soruları alabiliriz. Değilse ikinci şeyde bunun üzerinden gideceğim. Burada anlatmaya çalıştığım şey de şu. Hani instance'ları private yapınca bir sıkıntı olmayacak. Çünkü yani private olması bir şey değiştirmeyecek yani aslında. Varmak istediğim şey buydu. Ki buna da varacağız arkadaşlar. Örneğimi bulur bulmaz gideceğiz. Aynısı metotlar için tabii ki de geçerli olmayacak. Vesaire. Buradan da biraz daha polimorfizm gene tekrardan diyeceğiz. Ondan sonra da statik bloklar falan ile bir sonraki derste yardıracağız. Sonraki derste de yapacağımız bu. Statiğin içine bir print yazacağız. Oraya bir print yazacağız. Onun constructor'ına bir print yazacağız. Sonra hepsini çalaracağız. Bakalım hangi sırada gelecekler vesaire. Bunların oluşturulma şeyleri falan. Şimdi Bunlara salı bakacağız. günü işte burada kalan örneklerimiz var. Onları Aynen. yapacağız. Aynen. Sonra da initializer'lara geçeceğiz, değil mi? Aynen öyle. Şu statik Tamam. bloklar muhabbetlerine falan bakacağız. Aynen öyle. Initializer'lar falan. O şekilde. Ben yoruldum. Bence bitirebiliriz. Evet. Bitirelim. Bitirelim. Okey. Dostlar, sorumuz var mı? Private'ın Tam özelliği şöyle yok. bir soru gelmiş. Ali sormuş, private'ın özelliği yok mu sayılıyor o zaman? Aslında private'ın özelliği yok sayılmıyor tabii ki de. Ama hani şey, yani parent'ın yapabildiği şeyi ne dedik? Parent'ın yapabildiği şeyi child da yapabilmeli. En basit temeliyle. Fakat biz parent'ın variable'ını private yaptığımızda child bunu yapamayacak. Ama gene de biz bu kodu çalıştırabileceğiz. Tamam mı? Şu anda çalıştıramadık. Ben çünkü yoruldum. Fakat biz bunu çalıştırabileceğiz. Sonradan diyeceğiz ki o zaman bu child parent'ın her yapabildiğini yapabilmeli muhabbeti variable'larla alakalı değil. Metotlarla alakalı. Ya şurada şey konular da var işte abstract sınıflara falan girince göreceğiz. Mesela işte child'da bir alan public tanımlıysa sen bunu işte extent aldığında bunu private yapamıyorsun. Ya da bir metot public tanımlıysa bunu ezip üzerine protected veyahut da private yapamıyorsun. Buradaki yetki yükseltilebiliyor ama düşürülemiyor. Mesela private bir metodu alıp extend ettiğinde bunu işte override ederken public yapabiliyorsun ama kısıtlayamıyorsun gibi gibi çok fazla detayı var. Kaan da yoruldu, Aynen ben öyle. de Aynen öyle. Adı yoruldum. üstünde. Extend ediyoruz zaten. Extend. Genişletmemiz lazım. Kısıtlamamamız lazım. Gibisinden. Aynen öyle. Kaan da yoruldu. Ben de yoruldumdan devam Taner. Ben hep böldüm sözünü. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Salı günü Kaan tekrar bizlerle olacak. Perşembe günkü yayını da ben yapacağım. Ama şöyle bakacağız yayınlara. Aksatmamaya çalışıyoruz ama işte
Hepimiz çalışıyoruz ve vize haftaları geliyor. Bazen final haftaları oluyor. Böyle yayınlar, bazı günler yayın olmayabilir. Arkadaşlarımızın yoğunluğundan dolayı. Mümkün olduğu kadar bootcamp'i normal süresinde tamamlayıp diğer şeylere biz de geçmek istiyoruz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yayın için teşekkürler. Kaan, eline Fener, koluna sağlık. abi ben çok teşekkür ederim. Valla zaman ayırdın, geldin, peyir oldun bana. Genellikle değil, yardımcı oldun bazı sorularda falan. Güzel oldu. Ben de keyif aldım. Senin de eline emeğine sağlık kanka. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.